Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, satın almaya e, yönetim becerisi en yüksek, en ünlü menajerler geldi. Hepsi aynı anda e, tek bir satın almaya geldiği için hemen ben de bunu fırsat bilerekten bir bilgilendirme bölümü oluşturmak istedim. Hemen incelemeye başlayalım menajerleri arkadaşlar. L Roman'la başlayalım. L Roman e, biliyorsunuz Guardiola, Manchester City'nin e, menajeri oyundaki en yüksek yönetim becerisine sahip menajer olarak gözümüze çarpıyor. 920 yönetim becerisi var. E, sistemi değişmiş arkadaşlar. 4-2-3-1 sistemine dönmüş. En son yani halihazırda şu anda PES 19'da bulunduğu hali 4-3-3 arkadaşlar. Ondan önce de 4-1-3-2 sistemiydi. 2 İki forveti vardı. E, şu anda tamamen bambaşka bir e, sisteme dönmüş. 2 tane defansif orta saha vardı var şu anda. Önceden tek defans orta saha vardı. Forvet 2'ydi. Şimdi bambaşka değişik bir hal almış. E, Dizilişi bu şekilde olmuş. Top çevirme oyunu menajeri. Bu arada L Roman 92 uyumluluğu 920'de yönetim becerisi varmış. L Roman yani Guardiola arkadaşlar. Hemen ikinci menajerimize geçelim. Zeissler e, yani e, Klopp arkadaşlar. Liverpool'un menajeri. Liverpool'un lisansı gittikten sonra onun da adı değişmiş. Zeissler olmuş. Baktığımız zaman 910 yönetim becerisi var, 91 uyumluluğu var. Ya oyundaki en yüksek ikinci menajer durumunda. Sisteminde bir değişiklik yok. PES 19da da 4-3-3'tü. Burada da 4-3-3. Destek aralığında da 3 tane eksik var. Sadece fena değil. Top çevirme oyunu menajeri gayet güzel bir sistemi var. Kulübün e, hemen üçüncü menajerimize geçtik. E, Griezmann yani Zidane arkadaşlar Real Madrid'in menajeri. Uyumluluk 90, yönetim becerisi 900. Bu arada dikkat ettiyseniz, e, PES 2020'de yönetim becerileri çok yüksek arkadaşlar. E, bütün menajerlerin aşağıya doğru gittiğim zaman zaten anlayacaksınız. En düşük menajerim bile yönetim becerisi 700'lerden falan başlıyor. 650-700'lerden başlıyor. Bu PES 19'da PES 18'de falan öyle değildi. Bu sene değiştirmişler. Baktığımız zaman Zidane'da kontra atak menajeri. Destek aralığı bayağı düşük. Defansif talimatlarda biraz iyi gibi duruyor. 4-3-3 sisteminde PES 19'da da 4-3-3 sistemindeydi. Hemen geriye geldik. Eğer yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar yorumlarda. Yanlışlar olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, insanlık hali olabiliyor. Löv'e bakalım. Löv'ün de sistemi değişmiş arkadaşlar. Ee, normalde 4-1-3 e, 4, e, 4 1, 3. yok. 4-2-3-1 sistemindeydi. Löv 4-2-3-1. Aynen 4-2-3-1 sistemindeydi. Üçlü stopere geçmiş. 3-2-2-3 sistemine dönmüş. Destek aralığında 2 eksik var. Gayet iyi top çevirme oyunu menajeri 870 yönetim becerisi 87 uyumluluk gayet e, güzel bir menajere benziyor. Tabi üçlü defans ne kadar sizi cezbeder bilmiyorum ama üçlü stoper olaraktan yani e, benim tarzım değil üçlü stoper tarzı e, sevenler mutlaka vardır. Chavez'e bakıyoruz. Brezilya'nın menajeri e, baktığımız zaman 4-2-3-1 sisteminde e, Ofansif orta saha var. Kanatlar var. Tek forvet. Defansif orta saha var. 2 tane. 860 yönetim becerisine sahipmiş. O ney? MRA e, baktığımız zaman Arsenal'in menajeri 850 yönetim becerisi varmış. 4-3-1-2 sisteminde e, 4-3-2-1 sisteminde arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela, mesela şu anda göbek oyuncularının yerinde PES 19'da daha çok kanat oyuncuları oluyordu. Ama PES 2020'ye baktığımızda daha çok göbek oyuncuları duruyor. Yani kanat oyuncusundan ziyade bu sene orta sahada kanat değil de göbek oyuncusu göreceğiz gibi. Çünkü birkaç tane daha bu şekilde iyi menajerde aynı durumu gördüm. Biraz sonra zaten yine anlatacağım. Destek aralığında 3 eksik var. Top çevirme oyunu gayet güzel. Fena değil. Hucum talimatları güzel. Defansif talimatlar biraz düşük gibi duruyor. Uyumluluk 85. Geriye geldik. E, Juventus'un menajerine geldik. Baktığımız zaman 4-2-2-2 sisteminde. 850 yönetim becerisi. E, hucum talimatları baya bir düşük. E, destek aralığı. Defansif talimatları biraz iyi gözüküyor. Sistemi fena değil. E, bu tarz sistemler bana pek şey gelmiyor. Cazip gelmiyor. Ben daha çok e, 4-2-1-3 veya 4-3-3 sistemini e, seviyorum. Geriye geldik. Fernando Santos birçoğunuzun merak ettiği menajer. Hemen bakıyoruz. E, sistemi değişmiş arkadaşlar. Normalde e, 4-1-3-2 sistemindeydi. Sanırım yanlışım varsa düzeltin. Yani kanat olduğundan eminim. %100 eminim. E, kanatlar göbeğe çekilmiş. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu sene daha çok kanat oyuncusundan ziyade göbek oyuncusu göreceğiz gibi geldi. Daha çok orta sahaya önem vermişler. Ee, sanki ofansif olarak biraz daha düşük gibi geldi bana Fernando Santos arkadaşlar bilmiyorum ama önceden kanatlar vardı yani sağ kanat sol kanat vardı göbek oyuncularının bulunduğu bölgede yani içeri yani ileriye doğru hucuma daha çok çıkıyorlardı artık bu sene tamamen e, orta sahaya yönelik top çevirme oyununa e, yönelik bir e, sistem yapmışlar ama anlamadığım şu arkadaşlar bu menajer kontra atak menajeri Bilmiyorum kontra atak. Yani olabilir mantıklı aslında. Çünkü ileride sadece iki oyuncu var. Ofansif orta saha var arkalarında. Ama destek aralığı çok yüksek. Yani oyunun destek aralığı en yüksek menajeri arkadaşlar. Fernando Santos full dolu görüyorsunuz. Kontra atak menajeri. Kısa pas gayet güzel. Yani destek hücum talimatları ve defans talimatları en yüksek menajer diyebiliriz. Ama dizilişi eminim ki birçoğunuza da uymayacaktır diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu tabi. Bana uymayacağını yani kesinlikle belirtebilirim. Birçok kişinin de uymayacağını düşünüyorum. Fernando Santos'un Jula kimmiş bakalım hangi kimin Valencia'nın menajeriymiş. 4-2-2-2 sisteminde 840 Kovac Bayern Münih'in menajerine bakalım. Hemen 830 yönetim becerisi varmış. 4-2-3-1 sisteminde e, Defansif ağırlığı biraz yüksek gibi gözüküyor e, Çift forvet olabilirdi sadece defansif orta saha bir tane olabilirdi Aslında geride e, Sol kanat sağ kanat ofansif tekli forvet Lewandowski için e, kurulmuş bir düzene benziyor Yani Benziyor değil Ki öyle e, Destek aralığı gayet iyi 2 tane eksiği var sadece top çevirme oyunu Güzel yani fena değil ama e, defansif orta saha bir tane olabilirdi. Yani göbek defansif orta saha yerine forvet attığında bir tane daha olsa güzel olurdu ama dediğim gibi Lewandowski tek forvet olduğu için bu şekilde bir tercihte bulunmuşlar Kovac için. Şöyle bakalım. Sevilla'nın menajeri 4-3-3 sisteminde fena değil. 830 Fatih Terim var hemen ona bakalım. Tanıdık bir isim Galatasaray'ın menajeri. Yönetim becerisi 820'ymiş. 4-3-2-1 sisteminde. Fena değil güzel bir sisteme benziyor. Ama ee, yani hucum o hattı olaraktan çok biraz zayıf gibi geldi bana bilmiyorum ama sizin düşüncelerinizi. Destek aralığı fena değil. 3 eksiği var. Top çevirme oyunu. Oyun kurucu kısa pas. Gayet güzel. 4-3-2-1 sisteminde bir menajer. 82 uyumluluk 820'de yönetim becerisi var. Fatih Terim'in. Şöyle bakalım. Başka tanıdık isim inzagi var. 3-3-2-2 sisteminde tercih eden olursa. Üçlü stoperler hiç benim ilgimi çekmiyor. Tabi sevenleriniz mutlaka vardır. Baktığımız zaman tanıdık bir isim bak görmek istiyorum. Dos Santos arkadaşlar biliyorsunuz. Hep ben bu PS19'da bu menajeri kullandım. Bunun da dizilişi değişmiş maalesef. 4-2-3-1 sistemine geçmiş. Normalde 4-2-1-3 sistemindeydi. Sol açık ve sağ açık geriye gelmiş. Yani sol kanat ve sağ kanat olmuş. Normalde bu oyuncular sol kanat ve sağ kanat ilerideydi. Açık olaraktan görev alıyordu. PES 2020'de geri çekilmiş. Yani benim çok da sevmediğim bir oyun tarzı diyebilirim. Kanatlar değil de ben sağ açık veya sol açık tercih ederim genelde. Dos Santos'un değiştiğini de gördük. Abdullah Avcı var yine tanıdık birisini hemen bakalım. Beşiktaş'ın menajeri. 4-2-3-1 sisteminde gördüğünüz gibi destek aralığı baya bir düşük. Yarıdan da, aranın da altında diyebiliriz. Ama sistemi güzel arkadaşlar onu söyleyebilirim top çevirme oyunu e, oyun kurucu da kısa pas yapıyor. E, gayet güzel diye düşünüyorum. Abdullah Avcı 780 yönetim becerisi var. 78'de uyumluluğu var. E, benim diziliş sistemimde var mı ona bakacağım arkadaşlar. Ha burada var bakın mesela. E Preut Home 4 2 1 3 benim sistemim bu arkadaşlar. Benim en sevdiğim sistemdir. Top çevirme oyunu kısa pas tam istediğim gibi destek aralığı da Biraz daha yüksek olsa bir iki tık daha olsa tam benim aradığım menajer sistemi bu arkadaşlar. PES 2020'de de böyle bir menajer bulup yükseltirim muhtemelen. Ama top çevirme oyunu menajeri seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü aşinalı oyunculara daha çabuk adapte olabiliyor. Daha çabuk uyum sağlayabiliyor. Sizlere tavsiye ederim. Umarım arkadaşlar bu video sizler için faydalı olmuştur. Videomu burada noktadan diyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.